Selamünaleyküm. Rızık Allah'tan amenna. Peki, rızık kapsamına giren şeyler nedir? El ettik yahut kiralanan ev rızık mıdır? Mesela bir insan çalışmasam doğal gaz faturamı kim ödemez dese günahkar olur mu? İşe giderken niyetimizi nasıl almalıyız? Ehl-i sünnet akidesine göre bir Müslümanın helal ya da haram istifade ettiği ne varsa bu rızıktır. İstifade ettiği ne varsa bu rızıktır. Yani Allah Teala وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde yaşayan bütün varlıkların rızkını uhdesine aldığını haber veriyor bize. O zaman kafirler onların rızkını da Allah Teala vereceğini vaat ediyor. Adam şarap içiyor, haram yoldan para kazanıyor. O zaman onların bu yedikleri haram olsa da o da onların rızkıdır kardeşlerim. Yani bütün nelerden istifade ediyorsa bir adam o rızıktır, öyle kabul edilir. Çalışmasam doğalgaz faturamı kimse ödemez dese günahkar olur mu? Ya tabii Allah Teala bize neyi emrediyor? Çalışmayı emrediyor. Feyda kuliyeti salatu fenteşiru fil ardı vebtagu min fadlillah. Yani cuma eda edildikten sonra ne yapacak Müslümanlar? Çıkacak da Allah Teala'nın emri var. Çıkın rızkınızı arayın buyuruyor. Onun için ticaret farzdan sonraki farzdır diyor ulema. Niye farzdan sonraki farzdır? Cuma bir farz. Peki cumayı kıldın Cenab-ı Hak. Vabtagu min fadlillah. Çıkın şimdi rızkınızı arayın buyuruyor. Dolayısıyla bir adam çalışmasam bunlar olur demez tabii, diyemez. Çalışacak. Yani esbaba tevessül edecek. Tohumu ekecek, sonra Mevla'ya tevekkül edecek. Çıkacak, amele pazarına gidecek. İşi yoksa iş arayacak, sonra doğalgaz faturasını ödeyecek.